Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 15 Mayıs 2015 Cuma ve yeni bir haftanın yeni bir podcast ile daha karşınızdayız. Haftayı bitirdik aslında, yeni hafta dedik ancak hafta sonuna geldik. Ve Mayıs ayının ikinci haftası da sonlanıyor bu şekilde. Yoğun bir hafta oldu, önemli gelişmeler var. Bugüne ait önemli bir gelişme var. 4G ihalesi ertelendi, 3 ay ertelendi. Buna değinerek başlayalım programımıza. Biliyorsunuz Mart ayı başında tam da Mobil Dünya Kongresi zamanında 4G ihalesinin 26 Mayıs tarihinde düzenleneceği açıklanmıştı. Birçok band kullanıma açıldı. Yaklaşık 20 kadar frekans bandının kullanıma açılması, 15 tane sanırım 20 MHz genişliğinde bantların açılması söz konusuydu. Kullanıma açılması, ihale açılması ve bunun sonucunda da mobil iletişim kapasitesinin daha da arttırılması hedefleniyordu. Aslında medyada hep bu olay 4G ihalesi olarak dillendirildi ancak aslında yapılan bir frekans ihalesiydi. Boş olan frekansların tahsil edilmesi ve mobil iletişimin daha da iyileştirilmesiydi. Bu frekansları alan mobil operatörler sadece 4G değil 3G iletişimini iyileştirmek için de bu frekans bandlarını kullanabilecekti. 26 Mayıs tarihinde ihalenin yapılacağı açıklanmıştı ve ondan sonrasında da 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle de 4G iletişimin Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Türk Telekom'un kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4G'ye geçmenin gerekli olmadığını, bir iki sene bekledikten sonra 5G'ye geçiş yapabileceğimizi söylemişti ve birden bütün işin akışını değiştirmiş oldu. Ondan sonra 4G ihalesi üzerinde soru işaretleri oluşturmaya başladı. İhalenin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir belirsizlik ortamı çıktı ve bu zamana kadar, içinde bulunduğumuz zamana kadar geldi. İhalenin yapılacağı söylendi, yapılmayacağı söylendi. Farklı söylentiler ortalıkta dolaştı ve sonunda bugüne geldik. BTK, Bilgi ve İletişim Teknoloji Kurumu açıklama yaptı ve mobil operatörlerden gelen talep doğrultusunda teknik hazırlık ve diğer hazırlıkların tamamlanması için ek süre talebi nedeniyle 4G ihalesinin ertelendiği 26 Ağustos 2015 tarihine ertelendiği açıklandı. Bu durum ne anlama geliyor? Bir taraftan bu 4G ihalesiyle ilgili haberler çıktığında yerli baz istasyonu üretimiyle ilgili haberler de paralel olarak çıkmıştı. Aselsan, Netaş ve Türk Telekom'un iştiraki olan Argela'nın beraber geliştirmiş olduğu 4G baz istasyonu bu 4G ihalesinde önemli bir noktadaydı doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü 4G ihalesinin şartnamesinde yerli Ar-Ge üretimine de bir takım önemler verilmesi konusunda bağlayıcı noktalar vardı. O şekilde biliyoruz. Biraz da yerli teknolojinin de geliştirilmesi, yerli teknolojinin de 4G şebekelerinde kullanılması durumu söz konusuydu. Ancak bu konsorsiyumun geliştirdiği baz istasyonu henüz tamamlanmadı. Üretim aşamasına gelmedi. Biraz ihalenin erken başlatıldığı, erken ihale sürecine geçildiği yönünde bazı şikayetler vardı. Bunun da aslında biraz ihalenin ertelenmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Biraz artık takvim kaba hesaplı 3 ay kaymış oldu. 1 Ocak yerine belki 1 Nisan 2016 itibaren 3G, 4G'yi kullanmaya başlarız. Tabii ki o zaman baz istasyonları hazır olmaya başlar, yerli baz istasyonları ve yavaş yavaş belki onları şebekede görmeye başlarız. Tabii ki yerli baz istasyonunun şebekelerde kullanılmasında üretim kapasitesi önemli bir rol oynayacaktır. Tahmin ediyorum ki 5G'ye geçiş yok. Zaten o zaman da söylemiştik. 5G 2 sene sonra gelecek bir teknoloji değil. Henüz taslak aşamasında üzerinde görüşmeler yapılıyor. Yani henüz bir standart oluşturma durumunun da olmadığını söyleyelim. En erken 2020 yılından itibaren 5G'nin dünya çapında kullanıma sunulacağı söyleniyor ki daha epey zaman var. Tahminimiz Türkiye'ye 5G'nin 2023-2024 senelerinde geleceği ancak o zaman olgunlaşıp geleceğini düşünüyoruz. Biraz arkadan takip ediyoruz biliyorsunuz. 3G'ye 2009 yılında geçmiştik. 4G'ye de herhalde 2016 yılında geçeceğiz. Bazı yorumlar yapılıyor. İşte 4G'ye geçişte geç kaldık. Herkes geçti. 4G eskidi vesaire gibi bazı görüş bildirenler var. Ancak şunu söyleyelim. 4G aslında bir çatı. Bu çatın içerisinde farklı kademeler, farklı teknolojiler var. Örneğin daha önce WiMAX vardı, bir 4G teknolojisiydi. WiMAX çabuk ömrünü tamamladı. LTE çünkü biraz daha yüksek kapasite sunan, bant genişliği daha verimli kullanmayı sağlayan bir teknolojiydi. Ve dünya çapında birçok operatöründe, birçok ülkenin de LTE kullandığını görürüz.
LTE içerisinde de kategori 4, kategori 6, kategori 10 şeklinde farklı teknolojiler var ki Türkiye'de LTE Advanced olarak adlandırılan kategori 6'nın kullanıma sunulması beklenen operatörler testlerini LTE Advanced tabanlı olarak LTE Advanced kullanacak şekilde yapıyor uzun zamandır. Yani Türkiye'ye 4G geldiği zaman eski bir teknoloji gelmeyecek, onu söyleyelim. Gayet yeni 300 megabit, teoride 300 megabitlere varan hızlarda bir veri iletişiminin sağlanması bekleniyor 4G Türkiye'ye geldiği zaman, onu da belirtelim. Ve ondan sonra tabii artık 5G'de konuşmaya başlarız. Sırayla gitmek gerekiyor düşüneceğim. Bu iletişim teknolojisinde basamak atlamak o kadar kolay değil. Öyle olsa Ukrayna örneğini verelim. Ukrayna 3G ihalesi yaptı geçtiğimiz aylarda ve Turkcell'in iştiraki orada kazandı yüksek fiyatı vererek. Ukrayna bu 3G ihalesinin pas geçilmesini düşünebilirdi. Nasıl olsa dünya çapında 4G kullanılıyor. Biz de 4G ile geçiş yapalım, 3G atlayalım diye düşünebilirdi. Ancak sırayla gidip 3G ihalesini yapmıştı o ülke. Tabii ki farklı durumları var Ukrayna'nın. Savaş durumu, ekonomik durumlar vesaire. Ancak mobil teknoloji dünyasında sırayla gitmek gerekiyor. Aslında her türlü durumda sırayla gitmek gerekiyor. Anlatacağımız şu, 4G ihalesi 26 Ağustos'ta yapılacak. 26 Ağustos 2015'te yapılacak ve 2016 içerisinde eğer yuvarlak hesap konuşacak olursak, açıklanan 4G'ye geçiş tarihinde öteleyecek olursak, 1 Nisan 2016 tarihinde 4G şebekelerinin faaliyete geçtiğini görmeye başlayabiliriz. Tabii ki bunun için ileride resmi açıklama da yapılacaktır. İhale tarihi değişse bile şartname, taban fiyat vesaire bunlar değişmeyecektir sanırım. Şu anda her şeyini ileriki zamanlarda 4G ihalesi ile ilgili daha fazla bilgi de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. 4G demişken bu sefer 4G'ye destekli bir telefon hakkında konuşalım. General Mobile 4G bu hafta içerisinde tanıtıldı. Bu tanıtımı General Mobile değil daha çok Google gerçekleştirdi. Google'ın Android Day adlı bir etkinliği vardı geçtiğimiz salı günü. Ve bu etkinlikte hem General Mobile 4G tanıtıldı hem de Google'ın gelişmekte olan pazarlara özel bir Android sürümü olan Android One'ın Türkiye lansmanı gerçekleştirilmiş oldu. Android One geçen yıl Google I.O. etkinliğinde tanıtılmıştı ve Android'in ham arayüzünü, temel özelliklerini, temel uygulamalarını uygun fiyat bandında ve yeterli donanıma sahip cihazlarda sunmayı hedefliyordu. Android One'ın bir tasarım donanım şablonu var. Belli işlemci, ekran vesaire bunlar belli standartta olması gerekiyor ve genellikle yerel üreticilerle çalışılıyor. İlk Android One telefonunu Hindistan'da görmüştük. Hindistan'da Carbon, Micromax gibi farklı yerel üreticilerin cihazları çıkmıştı. Bunlar biraz daha düşük teknik özellikli telefonlardı ve Android 4.4 KitKat'ta çalışan telefonlardı. 2015 yılına geldik. Aslında bu Türkiye gelişiyle birlikte, Android One'ın Türkiye gelişiyle birlikte Android One için de yepyeni bir dönem başlamış oluyor aslında. Android One 2.0 diyebiliriz buna. Teknik özellikler bakımından General Mobile biraz daha üst sınıf duruyor. Nispeten üst sınıf bir telefon. İçerisinde 5 inç HD ekran var. 720p çözünürlüklü bir ekran var. IPS ekran ve üzerinde Gorilla Glass 4 ekran camı var. Oldukça sağlam. Bunun dışında Snapdragon işlemci var. Snapdragon 410 olduğu söyleniyor. 64 bit tabanlı işlemci var. 2 GB RAM. Bunun dışında 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera ve 4G desteği. Zaten telefonun da adını veren 4G desteği. General Mobile 4G'de yer alıyor. Ve Android 5.1.1 Lollipop. Yani Android Lollipop'un en yeni sürümü şu anda General Mobile 4G'de bulunuyor. Android One'ın bir avantajı ne? Google'ın Nexus cihazlarını biliyorsunuz. Nexus cihazlarında güncellemeler genellikle ilk kez gelir. İlk olarak Nexus cihazlarına gelir. Android One cihazları da Nexus cihazları gibi Android güncellemelerini ilk alan cihazlar olacak. Zaten biraz haberleri takip ediyorsanız, dünya çapında bakıyorsanız biz de bundan haberlerini vermiştik. Android 5.1 Lollipop güncellemesi Nexus cihazlarından önce Android One cihazlarına getirilmişti. Daha sonra Nexus cihazlarına gelmeye başlamıştı. Tahmin ediyorum bundan sonraki birkaç Android sürümünü bu telefonda General Mobile 4G'de ilk kez göreceğiz. General Mobile'ın Türkiye'de büyük bir piyasası var. Geniş bir alıcı kitlesi bulunuyor. Çıkarmış olduğu Discovery, Discovery Elite vesaire bu gibi telefonlar oldukça iyi bir satış grafiği yakalamıştı. Ancak güncellemeler konusunda General Mobile'ın biraz talebi karşılayamadığı şeklinde şikayetler vardı. Belki Android One bu konuda biraz daha General Mobile'ları atlatacaktı. Ne de olsa güncellemeler doğrudan Google tarafından sunulacak.
ve hızlı bir şekilde sunulacak. Bu da General Mobile 4G'ye sahip olanları oldukça memnun edecektir. Detaylı ön incelemesi vardı Teknoblog'da. Bir hızlı bakış videosu da vardı. Baktığımızda tipik bir Nexus deneyimi. Fazla uygulama yok. Hatta hiç uygulama yok. Sadece General Mobile'ın steroid uygulaması vardı. Uygulama tavsiye uygulaması. Bunun dışında Google'ın temel uygulamaları bulunuyor General Mobile 4G'de. Bu şekilde bir akıllı telefon. Fiyatı da 699 lira olarak belirlenmiş ki oldukça iddialı bir fiyat. Tasarımı da şık görünüyor. Arkada deri, Sony deri sanırım bir kapak var. Kamera var, 13 megapiksel kamera. Çift flash gözüküyor. Bu şekilde bir Android One telefonu General Mobile 4G 699 lira fiyatta bugün itibariyle piyasaya sunuldu. Biz de bu telefonu bekliyoruz ses merkezimize. Eli kulağındadır. Bir kutu açılışı videosu yaparız. Daha sonra da İlerleyen günlerde de detaylı incelemesini Teknoblog'da bulursunuz bu telefonun. Bu şekilde General Mobile 4G ve Android One ile ilgili de sizlere bilgileri vermiş olalım ve bir sıçramayla Windows'a atlayalım. Windows tarafında, Windows cephesinde önemli gelişmeler oluyor. Son zamanlarda, son birkaç aydır Windows 10 işletim sisteminin yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. Tam tarih, kesin tarih henüz belli değil ancak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara Windows 10'un yaz aylarında sunulacağını biliyoruz. Microsoft bu hafta içerisinde Windows 10'un versiyonları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Windows 10'un da farklı versiyonları olacak tıpkı Windows 8 olduğu gibi. Windows 10 Home sürümü var. Bu temel sürüm çoğu bilgisayarın, bireysel tüketiciye özel dizüstü bilgisayarların, masaüstü bilgisayarların bu Windows 10 Home sürümüyle birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Bu Windows 10 Home sürümünde neler olacak ona bakacak olursak Microsoft Edge internet tarayıcısı bulunacak. Bunun yanı sıra Windows Hello yüz tanıma özelliği, dahili evrensel uygulamalar bu gibi temel Windows 10 özelliklerini göreceğiz Windows 10 Home sürümünde. Bunun dışında Windows 10 Pro da var. Tıpkı Windows 8 Pro gibi bu biraz da ticari kurumlara özel olacak. İçerisinde kurumların verimliliğini artıracak çeşitli uygulamaların bulunacağını söyleyebiliriz ve kurumlar için Windows güncellemenin avantajları da bulunacak. Ve Windows 10 ile ilgili önemli bir yenilik de biliyorsunuz. Artık tek bir Windows 10 sürümü var ve bu Windows hem PC'lerde hem dizüstü bilgisayarlarda, küçük ekranlı tabletlerde ve akıllı telefonlarda çalışacak tek bir Windows'tan bahsediyoruz, Windows 10'dan bahsediyoruz. Mobil cihazlarda, akıllı telefonlarda ve küçük ekranlı cihazlarda Windows 10 Mobile'ı göreceğiz. Windows 10 Mobile ile birlikte artık Windows Phone'u da kapatmış oluruz. Windows Phone defterini kapatmış oluruz. O markayı rafa kaldırıyoruz tekrar ve daha önce Microsoft'un kullanmış olduğu Windows Mobile markası her ne kadar Windows ve Mobile kelimeler arasında bir 10 sayısını görsek de geri dönmüş oluyor. Office'in dokuma odaklı versiyonları olacak Windows 10 Mobile'de. Bunun yanı sıra yine biliyorsunuz telefonu bir PC gibi kullanmaya olanak sağlayan, telefona klavye ve fare bağladığınızda onu bir PC gibi kullanmanız olanak sağlayan Continuum adlı özellik bulunacak Windows 10 Mobile'da. Aynı zamanda Windows 10 Mobile Enterprise sürümü de olacak. Kurumlara özel bir Windows 10 Mobile sürümü. Bu sürümde büyük kurumların işletim sistemini akıllı telefon ve küçük ekranlı tabletlerde kullanım amaçlı lisanslamalarına olanak sağlayacak. Tabii ki Windows 10 Enterprise, Windows 10 Eğitim, Windows 10 Nesnelerin İnterneti gibi farklı Windows 10 sürümlerini de göreceğiz. Belki bu Windows 10 IoT bu Raspberry Pi'de çalışacak olan sürüm olabilir. Böyle bir ihtimal aklıma geliyor. Tabii detaylarına bakmak lazım biraz daha. Bu şekilde Windows 10 sürümleri var, farklı sürümler. Yaz aylarında ilk olarak PC'lere ve dizüstü bilgisayarlara özel Windows 10'u göreceğiz. İlk çıkış oradan yapılacak. Daha sonra da sonbaharda Windows 10 Mobile'ın çıkmayı başladığını göreceğiz. Windows 10 Mobile'ın çıkışıyla birlikte artık amiral gemisi niteliğinde daha üst düzey teknik özelliklere sahip Windows 10 mobile cihazlarında görmeye başlayacağız. Microsoft bunları sonbahar için hazırlıyor. Şu anda Windows Phone 8.1 ile birlikte üst sınıf Windows telefonlarının çıkarılmasına son verilmiş durumda tahmin ediyorum. Bundan sonra da Windows 10 mobile çıkıncaya kadar yeni bir Windows telefonu çıkmayacaktır. Mevcut Windows Phone'larda biliyorsunuz Windows 10 mobile'a güncellenecek. Her telefon her özelliği almayacak ancak temel Windows 10 mobile deneyimini şu anki mevcut Lumia cihazlarında göreceğiz. Bu arada bir yine ön izleme sürümü yayınlandı. Eğer Windows 10 Mobile ile ilgileniyorsanız, bir Lumia telefonunuz veya Windows telefonunuz varsa ve daha önce Windows Insider programına katılıp
Windows 10 Mobile ön izleme sürümünü indirdiyseniz yeni bir sürüm çıktı. Xbox ve Office uygulamaları bu yeni sürümde yer alıyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim zamanı gelmişken. Windows Mobile, Windows 10 Mobile ile birlikte artık yeniden Windows Mobile adına geri dönüş yapıyoruz. Microsoft mobil cihazlar üzerindeki Windows serüveninde Windows Mobile ile başlamıştı. Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6.5 çıkmıştı. Ve versiyon 7 ile birlikte Windows Phone'a geçilmişti. Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 gördük. Ancak tekrardan mobile kelimesine bir geri dönüş yapılıyor. Windows Mobile'e geri dönüş yapılıyor. Aslında burada neden de Microsoft'un bu Windows 10'un mobil cihazlar özel sürümünün sadece akıllı telefonlarda değil tabletlerde de çalışacak olması belki Microsoft'u phone kelimesi yerine mobile kelimesini tekrar kullanmaya itmiş olabilir. Biraz mantıklı bir karar burada Microsoft'un verdiği, bunu da söyleyebiliriz. Ve artık Windows 10'u, Windows 10 Mobile'ı beklemeye başladık. Yine önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda farklı haberler gelecektir Microsoft cephesinden. Bunların detaylarını da Teknoblog'da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Devam edelim, Facebook'la ilgili bir haber verelim. Facebook, Instant Articles adı verilen bir özelliğini bu hafta içerisinde kullanıma sundu. Henüz kısıtlı bir coğrafyada kullanılabiliyor Instant Articles. Türkiye'ye henüz gelmedi. Zaten Türkiye'de destekli olan çok fazla yayıncısı da yok. Hatta hiç yayıncısı yok. Sadece Amerika'da, İngiltere'de ve Almanya'da bir takım iş ortaklarıyla bu Facebook Instant Articles faaliyete geçirildi. Biliyorsunuz Facebook'ta hepimiz, çoğumuz kullanıyoruz. Bir sürü Facebook kullanıcısı veya sayfa farklı sayfaların haberlerin paylaşımını gerçekleştiriyor ve bu paylaşımları okumak için de yeni bir pencere açılıyor ve daha sonra da o pencere içerisinde söz konusu paylaşımın yapıldığı web sitesi açılıyor. Masaüstü sitelerde belli bir problem yok. Facebook'un masaüstüne geziniyorsanız yeni bir sekme açılıyor ve oradan okumak istediğiniz, gitmek istediğiniz makaleye, habere gidebiliyorsunuz. Ancak söz konusu mobil cihaz olduğunda bir Facebook paylaşımına tıkladığınızda genellikle ya Facebook uygulaması içerisinde bir tarayıcı açılıyor, artık son zamanlarda bu şekilde oluyor, bir internet tarayıcısı açılıyor ve orada ilgili haber gösteriyor, ya da Safari'ye biliyorsunuz, Safari'de açılıyor veya Chrome internet tarayıcısında açılıyor. Bu deneyim Facebook tarafından çok iyi bulunmuyor. Kullanıcıların telefonda uygulamayı terk ettiği şeklinde bir izlenim uyandırdığını düşünüyor Facebook ve bu nedenle de Instant Articles adı verilen bir özelliği kullanıma sundu. Instant Articles aslında biraz Flipboard'a benziyor. Facebook'un Paper uygulaması var. Biraz dergi tadında bir makale görüntülemesi söz konusu. Yine tahmin ediyorum paylaşımlar aynı şekilde olacaktır. Bir küçük resim, altında başlık ve açıklama. Ancak ona dokunan kullanıcı, detaya gitmek isteyen bir kullanıcı karşısında Facebook Instant Articles'a özel bir arayüz görecektir. Bu arayüz etkileşim açık olacak. Üzerinde video, mesela aşağı doğru kaydığınız bir video var paragraf arasında, o otomatik olarak oynatılmaya başlayacak. Haritalarla etkileşim kurmak mümkün olacak. Bu gibi farklı avantajları, farklı unsurları var. New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, Atlantic, Guardian, BBC News, Spiegel, Bild gibi iş ortakları var Facebook'un şu anda Instant Articles'da. Zamanla yeni iş ortaklarının katılmasını bekleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda Instant Articles Türkiye'de de kullanıma sunacaktır ve Türkiye'de kullanıma sunulduğunda da büyük medya kuruluşları başta olmak üzere birçok iş ortağının olacağını düşünüyoruz. Mantıklı bir adım Facebook'un attığı, kullanıcı deneyimini arttırmak açısından farklı bir ve doğru bir adım. Reklam konusunda da Facebook'un bir iddiası yok. Yayıncılar Instant Articles makaleleri içerisinde gösterdikleri reklamlardaki bütün gelirleri kendisi alıyorlar. Kendilerine 300x250'lik bir reklam alanı sağlanıyor. Facebook'un buradan elde ettiği kullanıcıları daha fazla süre boyunca uygulamasında tutmak. Google Analytics veya farklı analiz araçlarına da bağlanabilecek bu Instant Articles sayfaları. Böylelikle web siteleri Instant Articles'daki görüntülemeleri de ölçebilecek. Bunları toplam analize, toplam istatistiklerine yansıtabilecek. Aynı zamanda veriler ComScore'a da bağlanabilecek. Bu şekilde Instant Articles ilerleyen zamanlarda Türkiye'deki Facebook kullanıcılarını da, Türkiye'deki Facebook sürümünde de tahmin ediyorum görmeye başlarız. Devam edelim. Bir dönüş yapalım ve 4K teknolojisine geçelim. 4K Ultra HD yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Televizyonlar görmeye başlıyoruz. Daha fazla televizyon modeli piyasada yaygınlaşıyor. Bunun dışında yine
içerik anlamında da özellikle internetten indirilebilir, internetten akıtabilir içerik konusunda da bir takım ilerlemeler var. YouTube'da 4K desteği sunuyor. 4K videolar yaygınlaşmaya başladı YouTube'da. Ancak işin medya tarafında, fiziksel medya tarafında biraz geriden gelme durumu söz konusu. Çünkü standart henüz tam olarak oturmamıştı. Ancak Blu-ray disk birliği 4K ultra yüksek çözünürlüklü Blu-ray medyalarının bu yaz itibariyle gerçeğe dönüşeceğini açıkladı. Blu-ray Ultra HD adı verilen bir standart var. Blu-ray disk standardı ve bu standart gelecekte 4K filmlerin yaygınlaşmasında, dağıtımında önemli bir rol oynayacaktır. Blu-ray Ultra HD ile birlikte sadece 3840x2160 piksel çözünürlükteki Ultra HD görüntülerin depolanması söz konusu olmayacak. Aynı zamanda HDR ve HFR gibi yüksek dinamik aralığı ve yüksek çerçeve hızı gibi teknolojilerde, özelliklerde bu filmlerle birlikte sunacak o tarz görüntüler, yüksek hızlı görüntüler, yüksek çerçeve hızlı görüntüleri göreceğiz Ultra HD Blu-ray diskleriyle birlikte. Aynı zamanda ses kalitesi bakımından da yeni nesil nesne tabanlı ses formatlarının desteklenmesi sayesinde daha kaliteli ses desteği de Blu-ray Ultra HD disklerle birlikte sunulacak. Yeni cihazlar gelecek Blu-ray Ultra HD diskler için. Tabii ki bunlar da Blu-ray Ultra HD disklerde tabii bu cihazlarla birlikte oynatılabilecek. Eski nesil Blu-ray oynatıcılarının bu yeni nesil diskleri oynatmamasını bekliyoruz ki zaten bu şekilde bir açıklama yapılıyor. Kesin bir bilgi. Ancak piyasaya çıkacak olan yeni nesil Ultra HD Blu-ray oynatıcılar eskiye dönük desteğe sahip olacak ve eski Blu-ray diskleri oynatabilecek. Veri transferi için HDMI 2.0 standardı kullanılacak. Tabii ki o gerekiyor. 1.3, 1.4 artık yeterli olmayacaktır. Daha fazla bir bant genişliği gerekecektir. Bu noktada HDMI 2.0 standardı kullanılacaktır. Bu yeni disklerin bir özelliği de dijital köprü özelliğini destekleyecek. Nedir bu özellik? Diyelim ki bir filmin Blu-ray'ini aldınız, Ultra HD Blu-ray'ini aldınız. Diyelim ki Avatar aldınız. Gelecekte Avatar'ın ikincisi çıktı. Onun Blu-ray, Ultra HD Blu-ray diskini aldınız. Daha sonra bu filmin dijital versiyonunda Blu-ray Ultra HD versiyonunu satın aldığınız için dijital versiyona da erişim şansınız olacak. Bu gibi bir avantajı da Blu-ray Ultra HD sunacak. Ultra HD Blu-ray disklerin lisans almasına bu yaz başlanacak ve ilerleyen aylarda da artık Blu-ray Ultra HD oynatıcılarını ilk Blu-ray Ultra HD filmleri de görmeye başlarız. Gelecek sene bu zamanlarda Ultra HD Blu-ray konusunda önemli adımlar atılmış olabilir. Mağazalarda yeni nesil oynatıcıları ve kitapçılarda film satan yerlerde de yeni nesil diskleri görmeye başlarız diye düşünüyoruz. Önemli bir haber. Başka bir habere geçelim. Bu sefer yayıncılık dünyasına geçiş yapalım. Yeni nesil medya hakkında konuşalım. Verizon Amerikalı bir operatör ve Verizon geçtiğimiz günlerde AOL'i Amerika Online'ı satın aldı. Bu satın alma 4,4 milyar dolar gibi yüksek bir ücret karşılığında gerçekleşti. Önemli olan nokta ne burada? AOL özellikle yayıncılık dünyasında önemli girişimleri olan bir şirket. Engadget biliyorsunuz Teknobloğun çok çok daha üstünde tabii ki karşılaştırmaz bile. Yabancı dilde yapan bu teknoloji bloklarının atası konumunda Engadget. O AOL'in bir iştiraki TechCrunch. Sosyal medya, dijital girişimler, teknoloji bu gibi alanlarda TechCrunch önemli bir kaynak. Bunun dışında Huffington Post var. 2011 senesinde 300 milyon dolar gibi bir fiyattan evvele katılmıştı. Bu gibi blogları, teknoloji yayınlarını, dijital yayınları bünyesinde barındıran bir medya kuruluşu evvel ve Verizon bir mobil operatör, daha doğrusu telekomünikasyon operatörü evveli 4,4 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Bu satın alma bir takım editoryal bağımsızlık endişelerini de beraberinde getirdi. Biliyorsunuz Verizon teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirket ve satın alınan yayınlarda mobil teknoloji, iletişim, haberleşme konusunda fazlasıyla haber, makale yayınlayan mecralar. Tabii ki Verizon satın aldıktan sonra bu yayınların editoryal bağımsızlıkları konusunda bir takım şüpheler oluşabiliyor ancak AOL böyle bir durumun söz konusu olmadığını, yayınların editoryal bağımsızlığının korunacağını söyleniyor. Tabii ki bu noktada şimdi kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Zamanla göreceğiz. Zamanla bu mecraların TechCrunch'ın, Engadget'in yaptıkları haberlere bakarak bu durumun editoryal bağımsızlığın korunup korunmadığına bakacağız.
Düşünün, Türkiye'deki 3 büyük mobil operatörden bir tanesi dijital medyaya biraz daha yatırım yapma kararı aldı ve Teknoblog'u satın aldı. Teknoblog'da bu operatörlerle ilgili haberleri verip vermeyeceğimiz, diyelim ki bir operatörle ilgili olumlu bir haber verdik, diğeriyle ilgili bir olumsuz haber verdik. Bu konuda bir takım çelişkiler, tartışmalar doğacaktır. Editörel bağımsızlıkla ilgili bir takım soru işaretleri oluşacaktır. Türkiye için tabii ortam biraz daha kötü, durum biraz daha kötü. Yurt dışında biraz eleştiriye daha açık, Türk toplumu eleştiriye biraz daha kapalı olduğu için bu gibi durumlarda biraz daha katı, hareket alanı dar oluyor Türkiye'de. Batı'da, Amerika'da biraz daha bu konuda esneklik durumu söz konusu. İlginç olacak gerçekten. Verizon Evreli satın alıyor ve bu yayınlar, sözünü ettiğimiz yayınlar ne olacak? Editörel bağımsızlıkları ne olacak? Zamanla göreceğiz bunları. İzlemesi gerçekten ilginç olacak ve gelişmeleri de, ilginç olan gelişmeleri de Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Verizon Evreli neden satın aldı? Evreli satın almasının nedeni dijital medyaya biraz daha yatırım yapmak istemesi. Bu teknoloji şirketleri artık sadece teknoloji altyapı sunmakla kalmıyor. Sundukları servisin daha fazla kullanıcı tarafından kullanılması için de içerik üretmekteler. Video içerik olsun, yazılı içerik olsun, bu şekilde sundukları servisin biraz daha kullanılmasına, katkıda bulunmasını istiyorlar, amaçlıyorlar. İşte bu noktada Verizon Evreli satın almanın itici bir güç olacağını düşünüyordur. Evvel büyük satın almalarla, büyük birleşmelerle ilk kez anılmıyor. Evvel Time Warner birleşmesi vardı, 2000'li yılların başında gerçekleşen ve bir fiyaskoyla sonuçlanan bir birleşmeydi. Şimdi de Evvel Verizon tarafından satın alınmış oldu. Verizon geçen yıllarda da 2 yıl önce de Verizon Wireless'in, mobil operatörün, Vodafone'un, şöyle söyleyeyim, Verizon Wireless diye bir mobil operatör var Amerika'da ve Vodafone'da, Avrupalı mobil operatörde bu Verizon Wireless'te ortak konumundaydı. Verizon Wireless'ın içerisindeki Vodafone hisselerini Verizon yüksek bir fiyata, yanlış hatırlamıyorsam 48 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Böyle bir büyük satın almaya imza atmıştı. Şimdi Evvel'in satın alması da ikinci bir büyük satın alma oldu. Bunu da belirtelim, altını çizelim. Devam edelim. Son haberimize geçiyoruz sanırım. Evet, iOS 8.4 beta 3 sürümü yayınlandı bu hafta içerisinde. iOS 8.3 ile birlikte Siri gelmişti. Türkçe dil desteği kazanmıştı. 8.4 ile ise birlikte özellikle müzik uygulamasında önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Yeni arayüz daha farklı, biraz daha etkileşime açık, sanatçı bilgilerini, şarkı bilgilerini biraz daha iyi yansıtan, bunun yanı sıra yine daha kolay kullanımlı bir arayüzünden bir müzik uygulaması geliyor ki bu noktada gerçekten müzik uygulamasının yenilenme ihtiyacı vardı. Şu anki haliyle kullanım pek pratik sayılmazdı. Bu noktada yeni uygulama, müzik uygulaması ihtiyaçları karşılayacaktır. Yeni müzik uygulaması ile birlikte Apple Müzik servisinin de faaliyete geçireceği söyleniyor. Aslında iTunes Radio var. iTunes Radio sadece müzik yayını yapma izin veriyor. Apple Beats'i satın aldığında biliyorsunuz Beats Music adlı, Beats'in bir servisi olan müzik servisinde, müzik dinleme servisinde Apple'ın çatısı altına katılmıştı. Şimdi Apple bu Beats müziğin üzerine yeni bir servis inşa ediyor. Müzik dinleme servisi inşa ediyor. Böylelikle Spotify, Pandora gibi müzik dinleme, müzik yayın servislerine ciddi bir rakip olarak dikilecek, onların karşısına dikilecek. Apple Müzik servisinin temelinde de bu müzik uygulamasının olacağı söyleniyor. Hem yereldeki iPhone'daki, iPad'deki depolanan şarkıları dinlemede, hem de Apple Müzik servisiyle internet üzerinden dinlemede bu yeni nesil müzik uygulamasının önemli bir rol oynayacağı söyleniyor. iOS 8.4 ile birlikte, beta sürümleriyle birlikte şu anda o müzik uygulaması test ediliyor. 8 Haziran'da gerçekleştirecek olan, başlayacak olan WWDC'nin açılış toplantısında bu yeni Apple Müzik servisinin duyurulması ve daha sonra da iOS 8.4 güncellemesinin yayınlanması ile birlikte de bu servisin hem iOS 8.4 güncellemesinin dağıtılması hem de Apple Müzik servisinin faaliyete geçmesi bekleniyor. Şu anda Apple Müzik servisiyle ilgili çeşitli tahminler de var. Apple Müzik servisinin abonelik tabanlı, ücretli aboneliğe imkan veren o şekilde işten bir yapısı olacağı söyleniyor. Spotify biliyorsunuz ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Üye olmadan da, para vermeden de Spotify'ı kullanabiliyorsunuz. Masa üstünde dilediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Mobilde ise sadece belirli listeleri dinleyebiliyorsunuz. İstediğiniz şarkıyı dinleyemiyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Apple Müzik servisinde ise abone olmak gerekecek. Apple müzik şirketlerinin ücretsiz yayın yapmalarına, müzik yayınına müsaade etmelerine istemiyor. Öyle bir durumun olmamasını istiyor ve
bu şekilde bastırıyor. Apple Music'te de tahmin ediyoruz ki ücretsiz bir model olmayacaktır. Para karşılığında belli bir süre boyunca istenen şarkı dinlenecektir. Bu şekilde bir durum söz konusu olacaktır Apple Music'te. Bakalım, bu arada iOS 8.4 Beta 3 ile birlikte iBooks'ta da yenilik söz konusu. iBooks Other, iBooks yazar olarak adlandırabileceğimiz bir servis var. Ders kitapları oluşturma özelliği bir aracı vardı iBooks Other olarak adlandırılan. Bu iBooks Other ile oluşturulan yeni kitapların, etkileşimli kitapların artık iPhone'da da çalışacağı söyleniyor. iOS 8.4 Beta sürümünde bu gösteriliyor. iOS 8.4 ile birlikte bu etkileşimli kitap desteğinin iPhone'lara getirileceği de belirtiliyor. Aktaracağımız bu kadar iOS 8.4 ile ilgili. Daha fazla detayı ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde göreceğiz. Tahmin ediyoruz ki Haziran ayının ikinci haftasında iOS 8.4 güncellemesinin yayınlandığını görebiliriz ve artık ondan sonra da iOS 9'u beklemeye başlarız. Ve aktaracaklarımız bu kadar. Şöyle durdurayım. Evet, yayında ufak bir hata oldu bilgisayarda. Ve kapatıyoruz artık programı. Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu programın kaydını Periscope üzerinden izleyebilirsiniz. Daha sonra YouTube'a da yüklemeyi planlıyoruz. Teşekkürler.